Efendim hepinize iyi akşamlar. Fatih Güneş'le piyasanın nabzında bir salı akşamı daha sizlerle beraberiz. Bugün Kanal 42'yi son bir saattir takip edenler Kerem İşkan'la ana haberde ekonomiyi, daha doğrusu enflasyonu yorumladığımı görmüştür. Ama bugün yine çıkan bir kanunla şöyle bir ifadede bulunuldu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından. Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini özellikle ve art niyetle kötüleyenler ya da ekonomimizi kötüleyenler, ekonomistler, hocalar, profesörler, doçentler hakkında soruşturma yapılabileceği ya da hüküm giyebilecekleri söylendi. Son 3 saattir gelen telefonlar, mesajlar bana bu yönde dikkat et diye. Sen de çünkü gayet açıkça, alenice, sözünü sakınmadan bazı şeyleri dile getiriyorsun diye. Dediğimiz gibi bizlerin söyleyeceği şeyler değişmeyecek. Çünkü biz matematikle, istatistikle, rakamla konuşuyoruz. Kendi yorumlarımızı yapmıyoruz. O yüzden bunları yapmaya da devam edeceğiz. Ama kıymetli izleyicilerimizin bizi düşünmesi de bizi çok mutlu etti. Efendim bu akşam öyle dolar, enflasyon, euro, faizler ne olacaktan şöyle biraz daha hafifçe sıyrılıp ekonomiden piyasada gerçek ayakları yere basan reel ekonominin yaşandığı piyasada ana sorunlarımızdan bir tanesine parmak basmak istedik. Nedir? İşletmelerin küçük olsun büyük olsun muhasebeleri ve muhasebe sorunları. Biliyorsunuz taraflar karşılıklı devamlı birbirini suçlarlar. Özellikle kurumsal olmayan şirketler, aile şirketleri ki Türkiye ekonomisinin %98'ini karşılıyor aile şirketleri. Hep muhasebeden, mali müşavirlerinden şikayet eder. Mali müşavir tarafına baktığımız zaman da muhasebe tarafına, bu sektöre baktığımız zaman da onlar da işverenlerin yaptıkları işlerine, mükelleflerin yaptıkları işlerine, emeklerine, bilgilerine yeterince saygı göstermediğini, yeterince ücretlendirme yapmadıklarını dile getirirler. Vergi dairesine bakarsanız her iki taraftan da şikayetçidir. Zaten hiçbir taraftan memnun değildir. Konuyu masaya yatırmak istedik biz de. Neden muhasebe evrakları bu kadar önemli? Neden muhasebe bu kadar önemli? Çünkü açık söyleyeyim, Türkiye'deki işletmelerin, net söylüyorum, özellikle KOBİ'lerin %90'ı verimsiz yönetiliyor. Verimsiz. Şimdi ben verimsiz deyince akla hemen aklınıza CNC, torna, makina, tezgah bunlar gelmesin. Verimsizlik asıl işverenler, operasyonel işleri yürütenler, satışı yürütenler, muhasebe yürütenler, finansı yürütenler, ödemeleri yürütenlerden kaynaklı. Ve çoğu zaman da tabii ki bunları patronlar ve patron yakınları yapıyor. Konunun uzmanı bu konuyu kim söyleyebilir, kim konuşabilir derken iki tane kriter belirledik. Dedik ki bu konuda deneyimli olsun. Biraz yani bir de genel anlamda bu işle ilgili deneyimden ziyade vizyon anlamında sadece Anadolu, sadece Türkiye değil, vizyonel olarak bir dünya insanı, global bir insan olsun. Oraları görmüş, oraları deneyimlemiş olsun. Bunları da bizimle paylaşsın, bu deneyimleri de bizimle paylaşsın dedik. Zaten bu iki özelliği üst üste koyunca tek seçeneğimiz kaldı. Mali müşavir Sayın Recep İşleyici. Hoş geldiniz Sayın abi. Hoş bulduk, hoş bulduk Fatih Bey. Teşekkür Şimdi ediyorum. Ben alışkanlık hep tanıtıyorum konuklarımı ama sizin çok uzun sürecek. O nedenle sözü size vereyim. Siz bir kısaca izleyicilerimize, sizi tanımayanlara tabii, izleyicilerimize bir kısaca kendinizden bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. Uzun zamandır takip ediyorum. Çok güzel işlere, başarılı işlere imza atıyorsunuz. Teşekkür ederim. Gerçekten tebrik ederim. Öncelikle ona başlayayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi ben yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bunun ilk zamanlarından son zamanlarına hepsine biz şahit olduk. Yani elde defter tutmaktan, ucu kesik dolma kalemle yazmaktan başladık. Bugün bilgisayarlı muhasebeye kadar, sonuna kadar her şeyi gördük, yaşadık. Şimdi ben özür dileyerek çok küçük bir kısadan hissi anlatmak istiyorum. Bu çok önemli. Neden önemli? Şöyle, bir gün bir televizyon programında Gökmen Özdenak, bu bir futbolcu, bildiğimiz bir insan, Amerika'ya biliyorsunuz Kozmos takımına gitmişti. Evet. Kozmos takımında bir müddet Amerika'da kaldıktan sonra bir televizyon programında ben onun bir konuşmasını izledim. Yıllardan beri hiç unutmadım. Uzun yıllar oldu ama çok önemli. Gökmen Özdenak şöyle bir hikaye anlattı. Dedi ki, Amerika'da bir arkadaşından, futbol takımından bir arkadaşından araba aldım. Amerika'da şöyle bir sistem vardı. Arabayı satan kişi bütün evrakları düzenliyor, gönderiyor,
siz alıyorsunuz, o evraklarla müracaat ediyorsunuz ve bir miktar vergi ödedikten sonra araba sizin oluyor. Ama bu iş tamamen iki kişinin arasında. Ben arkadaşa dedim ki diyor, ya bak 50 bin dolara aldım ama söz gelişi bu arabayı, şunu 30 bin gösterelim de benim oradan 3 bin dolar bir karım oluyor. Boşuna 3 bin dolar vergi vermeyeyim dedim diyor. Arkadaş hiç sesini çıkarmadı diyor. Bir hafta sonra postadan bir evrak aldım. Evraklar arabanın evraklarıydı. Üzerime yapılmıştı. İşlemler bitmişti. İçinden de dedi 3 bin dolar bir para çıktı ve bir not çıktı. Arkadaşım galiba senin çok paraya ihtiyacın var. Değilse benim bildiğim Gökmen böyle bir şeye tenezzül etmez diye bir not bırakmış. Oo. Şimdi bu vergi bilincini biz algılamadıkça, biz bu niyette olmadıkça her zaman bir problem yaşayacağız. Ama adı mali müşavir problem olacak, ama adı işte esnaf olacak, şirket olacak. Bizim öncelikle vergi bilincinde böyle bir vizyona sahip olmamız lazım. Bu bana göre bu işin temeli buradan başlıyor. Çünkü eski yıllarda mükellefler bize daha az ve normaldir. Şimdi insanlar insanoğlunun yapısında var. Daha az, daha çok kazanmak, daha az vergi vermek. Bu insanımızın yapısında var. Bu bilinci biz yanlış aşılamışız. Halbuki benim çocukluğumda okulda yanan sobada ben bakardım. Bu sobanın odununu birisi alıyor diye düşünürdüm. Bu öğretmenin maaşını biri veriyor diye düşünürdüm. Bu insanlar bizi, o zaman o halk, benim dedelerim bu kazandığı paradan biraz vergi verip o sobamızın yanmasını sağlıyordu. Ya yani bizim siyaset bir tarafa koymamız lazım. Vatanımızı, milletimizi düşünmemiz lazım. Bizim öncelikle hiçbir şey düşünmeden vergi bilincinin çok önemli olduğunu, bize geri dönüşü olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu kabul edersek zaten bir takım problemler kendiliğinden çözülecektir. Yani işte bana illa zarar göster diyen mükellefler ortadan yok olacaktır. Onlar aksine vergimizi verelim demek, aman verelim pozisyonuna geleceklerdir. İlla ceza ile korkmayacaklardır. Vicdanen korkarak gelecekler. Peki sizce Amerika Birleşik Devletleri'nde, biz de bu hikayeleri tabii çok izledik. Ben de hasbelkader, Allah kısmet etti, devlet bursu da aldım hani bunun için. Evet. Yüksek lisansımı yaptım Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hani oradaki muhasebe mevzuat gibi derslere baktığım zaman Türkiye'ye döndükten sonra hiçbir işime yaramadı. Çünkü bambaşka bir ülke, bambaşka bir anlayışla ilgili. Benzer olaylar da çok yaşandı. Özellikle yabancı öğrenciler Amerika'ya ilk geldiklerinde, ben de size örneği vereyim. Yabancı üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencilerine ilk bir hafta rotasyon eğitimleri diye eğitimler verirler. İşte okul burası, Amerika'da şuna dikkat edin, buna dikkat edin diye. Bunların en önemlisini vergi olduğunu dile getiriyorlar. Yani diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'nde her işin çözümü var. Hatta Amerikan atasözü var. There is always a way. Her şeyin bir yolu vardır diye. Amerika'da iki şeyden kaçış yoktur derler. Bir ölümden, iki vergiden. Ama öyle bir anlayış gelmiş ki sizin dediğiniz gibi aslında işin içinde korku da var. Çünkü çok ciddi bir denetim de var. Tabii. Ama asli konu insanların vergi veren vatandaş olma ihtiyacı. İzlediğimiz filmlerde işte trafik polislerine, askerlere, kamu çalışanlarına ben vergi veren bir vatandaşım, benim vergilerimle orada oturuyorsun deme lüksüne o yüzden sahipler bir şekilde. Şimdi gelelim, siz öyle güzel bir hikayeyle aslında konunun içine girdiniz ki evet. Sorulacak soruları, ilk iki soruyu da bir şekilde bir kenara bıraktık. Şimdi bu bir yapı. İnsanoğlunun sosyolojik yapısında var. Kimse durup dururken benim param fazla diye alıp birine bir para vermez. Tabii ki devletin denetleme mekanizmaları da, sistemleri de bunlar için var. Yalnız şöyle bir anlayış söz konusu. Özellikle küçük işletmelerde. Bu zamana kadar bana göre devletin de bazı handikapları, sistemsizlikleri ya da kişiye göre muameleleri nedeniyle kişilerde hani devletle ilgili konularda mutlaka bir esnek yön bulunur, mutlaka bir yan bulunur gibi bir anlayış var. Artık küçük işletmelerde hiç ödenecek vergiler İşin başında şirket kurulurken, işletme kurulurken hiç hesaba katılmaz. Yokmuş gibi kabul edilir. Şimdi bu anlayışla başladıkları zaman aslında para kazanmalarına rağmen bu vergiyi ödemekten imtina ediyorlar. Şimdi biz vergiyi ödeme bölümünü konuşuyoruz ama sizin girdiğiniz hikaye nedeniyle. Aslında vergide şöyle iki tane kavram var bildiğim kadarıyla.
Verginin oluşması için tahakkuk etmesi gerekiyor. Yani yapılan işlemin bir vergi doğurması gerekiyor. Doğru. Ama iki tane unsur var. Bunların bir tanesi de vergi kaçırma suç. Yani vergi tahakkuk eder ve siz onu ödemezsiniz. Bu bir vergi kaçırmaktır. Ya da sahte beyanla evrakla bir şey yaparsınız. O bir de vergiden demek değildir. O tahakkuk ettikten sonra ödememek. Ödememekten iptina etmektir. Bir de vergiden kaçınma vardır. Bu yasaldır. Evet. Yani devletin size verdiği bazı imkanlar vardır. Siz o imkanları kullanarak, yasal anlamda imkanları kullanarak vergi ödemekten kaçınabilirsiniz en azından belli bir bölümünü. Örneğin şimdi yatırım yaparak. Yatırım yaparak gibi. Şimdi biz bu bölümleri de biraz sanki farklı algılıyor gibiyiz. Ben otomotiv kökenliyim. Sizinle yıllardır evet. tanışıyoruz biliyorsunuz. Otomotiv kökenliyken mesela Aralık aylarında rekorlar kırar otomotiv. Yıl 12 aydır sadece Aralık ayında toplam satışların %40'ı satılır. Neden? Çünkü Aralık ayı vergi ayıdır. Yıl bitmeden işte aldıkları araçların KDV'lerini, ÖTV'lerini aracın tipine göre bir şekilde gider göstermek için yılın o ayında iğne atsanız yere düşmez. Yani böyle elinizdeki bardağı koyacak yer bulamazsınız. Biz günde 10-12 saat çalıştığımız günler oluşuyor Aralık ayında. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu kadar insanın aynı anda araca ihtiyacı olmayacağı kesin. Yani burada bir vergiden imtina söz konusu. Diğer taraftan baktığımız zaman da belli başlı firmalara konu sadece vergi ödemekle ilgili değil. Kullandıkları sistemlerin, muhasebe sistemlerinin, planlamalarının, vergiyle ilgili ay içerisinde, yıl içerisindeki uygulamalarının da çok doğru olmadığını görüyoruz. Şimdi bu tarafta da firmalar, mükellefler, mali müşavirlerini, bu işlerle ilgilenenleri suçluyorlar. Konuya giriş yapmak amacıyla söylüyorum. Şimdi firmaların %98'inin net söyle, benim de mesleğim de olduğu için bu denetlemeler, şunu görebilirim. Bir kere muhasebe evrakları son derece özensiz ve son derece yetersiz. Firmanın içine girip araştırma yaptığımız zaman, baktığımız zaman aslında fiiliyat öyle değil. Bunun bir bölümü kayıt dışılıktan kaynaklı. Dile söylemekte fayda var. Yani herkesin evet. bildiğini saklamayalım. Bir taraftan da var olan sistem, alınan faturalar, muhasebe anlaşmaları, muhasebeye giden evrakların zamanlamaları gibi unsurlardan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Sizin 35 yıllık deneyiminizden yola çıkarak nasıl bir Türkiye ekonomisinde özellikle küçük işletmelerin, KOBİ'lerin muhasebe yapıları nasıl? Buna neler neden oluyor? Böyle kabaca bize bir çerçeve çizer Tabii. misiniz? Şimdi bu anlattıklarımızdan iki şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bu çok önemli. Birincisi hata. Hata farklı bir şey. Hile farklı bir şey. Şimdi anlatırken mesela hileden bahsetmek gerekiyor ki o bahsettiğiniz otomotiv sektöründe yapılan işlem bir hile. Muhasebe hilesi daha doğrusu. Bu hata ile hileyi bir kere bir ayırt etmemiz lazım. Ben şöyle söyleyeyim. Bir arkadaş, mali müşavir arkadaşlarımın hiçbirisinin kolay kolay hileye karışacağını düşünmüyorum. Sebebi şu. Bir kere şu an için söylüyorum. Mali müşavir olabilmek için önce bir üniversite bitirmek gerekiyor. Hukuk, iktisat, işletme gibi. Bu yabancı dille beraber 5 yıl. Sonra bir sınava giriyorsunuz. Sınava mali müşavir olma sınavına giriyorsunuz. 1 yıl. Nereden baksanız. Sonra 3 yıl staj yapacaksınız. Ve sonra tekrar mali müşavir sınavına gireceksiniz. Yani yeni nesil gençler moralini bozmak istemiyorum ama ömürlerini harcıyorlar bir mali müşavir olmak için. Evet. Eğer bu hileye katılırlarsa bütün bu emeklerini 5 dakika içerisinde çöpe atma, hatta hapse gitme yolu açık. O yüzden bilerek ve isteyerek hileye asla bir mali müşavir arkadaşım katılacağını düşünmüyorum. Katılan insan, tabii toplumda herkesin de insanlar var. Katılanlar çok minik kalır. Onlar da zaten cezaevini boylamışlardı. Yani muhasebeci fıkrası doğru değil mi yani? Hani değil, kesinlikle. İki kere iki kaç eder, kaç olsun diyen muhasebeci yapısı ya, değişti herhalde zamanla. Tabii, bir de şu var. Şimdi mesela artık yeni nesil bu bahsettiğimiz KOBİ şeyleri, KOBİ sahipleri diyelim, küçük işletme sahipleri falan o kadar da böyle işleriyle meşguller ki muhasebe konusunda çok fazla bilgi sahibi değiller. Sizin dediğiniz gibi haberleri seyrediyorlar. Oradan öğrendikleri bir şeyi hemen ertesi gün bizi ararlar. Biz o seninle ilgili değil desek ha tamam der inanır. Belki de onunla ilgili yani bazı şeyleri
mali müşavirlerine sorarlar. Ve dolayısıyla mali müşavir arkadaşlar da o hatayı yapmayınca bu arkadaşların işleri o kadar da kötü olmaz. Sadece sorun şu, eskiden zarar gösterilmesini isteyenler şimdi bir anda kar gösterilmesini de istemeye başladılar. Bilinçsiz olarak işte teşviklerden faydalanmak istiyorlar. Bankadan kredi çekmek istiyorlar. Eskiden zarar gösterelim abi diyen mükellefler, abi kar gösterelim demeye başladı. Nasıl göstereceksiniz karı? Kar varsa gösterirsiniz. Hı hı. Yoksa mali müşavir mucize yaratamaz ki. Yani aslında satış faturaları bu iş, bu iş iki yönlü demek istediğiniz evet. O değil mi? Evet. Bir, geçmişte kar eden işletmelerin kar ettiğini ya da bu boyutta kar ettiğini gizlemek için size talepte bulunurken şu an mükellefler. Evet. Şu an tam tersi, o boyutta kar etmemelerine rağmen daha yüksek kar ettiklerini göstermek istiyorlar gibi bir değişim mi oluştu? Aynen bunu söylemek istiyorum. Çünkü devir değişti. Şimdiki devir onların bu tür teşvikler, bankalar, krediler bunlar işletmelerin işine yarıyor. Hı hı. Dolayısıyla vergiyi düşünmüyor artık. Diyor ki ben bunlardan faydalanayım ki bir işime yarasın. Şimdi hep küçük boyut düşünüyoruz. Bunu büyük boyutlarda yani borsaya koteli firmalar, onlar da biliyorsunuz bilançolarla oynamaya çalışıyorlar. Hı hı. Bu aslında hep küçük esnafı konuşuyoruz ama büyüklerde de bunlar söz konusu. Çünkü o insanlar da daha fazla hisse senedi satmak istiyor örneğin. Karlar yüksek olursa, gelirler yüksek olursa hisse senetleri satılıyor. Hı. Daha çok oradan ucuz para elde edip daha büyük işler yapmak istiyorlar. Evet. Yani bu aşağıdan yukarıya kadar herkes bir şeylerle uğraşıyor. Para kazanmak istiyor, kredi çekmek istiyor, teşviklerden faydalanmak istiyor. Ama şu anda devletimiz de aslında birçok yeri tıkamış vaziyette. Şimdi mali müşavir arkadaş eskiden çok benim zamanımda, çok eski zamanlarda kütüphaneden bir fatura alırdın, kesebilirdin. Gelirleri istediğin kadar yükseltebilirdin. Öyle bir fatura şeyi bile yoktu memlekette. Hı hı. Yani ay yıl sonlarında sadece bir kütüphaneden fatura alınır, üstü doldurulurdu. O vaziyetteydi muhasebe. Hı hı. Şimdi fatura var. Devlet var. Belli bir rakamın üzerinde fatura keserseniz 7 bin lira herhalde. Bu BABS formları var herhalde. Bankadan geçmesi gerekiyor o paraların. Evet. Yani şimdi devlet de bu gelişen bilgisayar sistemleriyle her tarafı tıkamış vaziyette zaten. Yani burada ancak hata söz konusu olur. Hile değil de hata söz konusu olur. Hata da bilgisizlikten kaynaklanır. Peki şunu söyleyebilir miyiz? Deneyimsizlikten kaynaklanır. Şunu dile getirebilir miyiz? Aslında teknolojiyle beraber özellikle bu e-fatura banka üzerinden belli bir rakamın üzerindeki tutar, 7 bin lira mıydı o? Evet. 7 bin lira üzerindeki tutarların banka üzerinden geçme zorunluluğu. BABS dediğimiz sizin karşı tarafa fatura kestiğiniz firmayla o firmanın işleyip işlemediğini yapan evet. Mutabakat. Eskiden çok büyük rakamlarda ya da çok büyük şirketlerde bu mutabakatlar yapılırken şimdi bakıyoruz çok küçük tutarlarda bile şirketimize ya benim şirketimin kestiği faturalarda bile BABS formları geliyor bakıyorum. Hemen karşılıklı mutabıklar kalınıyor. İşte bizim faturamız işlendi mi? İşte bizim paramız buraya işlendi mi gibi şeyler var. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bu kelimenin altını çizmek istiyorum. Özellikle teknolojinin bu kadar gelişiminden sonra muhasebe uygulamalarında böyle beyaz bir sayfa açılmaya başladı mı? Kesinlikle. Bu özellikle e-fatura, e-arşiv, ondan sonra e-defter uygulamaları biliyorsunuz küçük esnaf tamamen geçti zaten. Serbest meslek erbapları da geçti. Şimdi 5 milyonlara düşürüldü ciro. Hı hı. 5 milyonun üzerindeki firmalar da geçecek Temmuz ayında. Evet. Ardından kala kala sadece 5 milyonların altındaki şirketler kalıyor ki muhtemelen benim tahminim 2021 Ocak'ta da bunlar geçirilecek. Ve dolayısıyla bütün evraklar hem zaman bakımından çünkü e-defter gönderdiğiniz zaman geriye dönük işlem yapamıyorsunuz. Evet. Eskiden yapabiliyorsun çok geriye dönük yıl başında işlem yevmiye kaydı yapabiliyordu mali müşavir arkadaşlar. Hı-hı. Ama şimdi onun öyle bir imkan yok. Dolayısıyla her şey ay içerisinde düzgünce yapılmak zorunda. Hı-hı. Her şey ay içerisinde düzgün yapılınca geriye dönüp değiştirme, düzeltme şansınız yok. Dolayısıyla bilançonuz neyse o olacak. Düzgün bir bilanço olacak. Ha.
hata, bahsettiğim hata ve unutma müstesnadır. İnsanız. Hı-hı. Çünkü her arkadaşım, herkes, her insan mutlaka hata yapacaktır, yapabilir. Hı-hı. Bu normaldir. Ama onlar da profesyonel bir gözle zaten mutlaka rahatlıkla gözükür. Yalnız bizdeki, ülkemizdeki eksiklik bilançolarda ya da hesaplarda, tutulmada, muhasebede değil. Denetimsizlik. Hı hı. Şimdi bir denetim mekanizması kuruldu. Mesela çalıştırılamıyor. Eğer umudumuz bu yönde, birçok arkadaşımız sınavlara girdi, denetici oldu. Ben SPK denetçisiyim mesela daha önceden. Yani şimdi denetim mekanizmasının azlığı bu bilançoların, sizin bahsettiğiniz problemlerinin ortaya çıkmasını biraz engelliyor. Yapılan bir hata varsa da göremeyebilirsiniz. Hı hı. Çünkü evraklar işlenmiştir, ortaya bir bilanço çıkmıştır. Herkes doğru olduğuna inanır ve verir. Evet. Ama bu bir denetimden geçmezse bir iç denetim olmalı bir kere kesinlikle firmalarda. Size kısa bir nefes aldırmak adına tabii. Hemen sosyal medya üzerinden, bu arada onu duyurayım. Efendim, piyasanın nabzı sosyal medya hesaplarından bize soru sorabilirsiniz bu konuda. Mali müşavir arkadaşlarımız da olabilir, işverenler de olabilir, mükellefler de olabilir. Nasıl arzu ederseniz, aklınıza takılan bir soru varsa burada üstadımız Recep Bey varken ona sorabilirsiniz, bize yöneltebilirsiniz. Piyasanın nabzı sosyal medya hesaplarını arkadaşlarım geçiriyor. Zaten piyasanın nabzı Facebook, Instagram, YouTube hesaplarımız, LinkedIn hesaplarımız, Twitter, bunların hepsinden piyasanın nabzı yazarak oradan mesaj yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Herhalde bir yandan da arkadaşlarım, ben şu an görüyorum, piyasanın nabzı olarak da bilgileri geçiyorlar. Aklınızda olsun. Biz bu anonsu yapmadan önce yine Facebook'tan, piyasanın nabzı hesabımızdan bir soru var. Şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki, bir tür iyi yayınlar diyorlar. Öncelikle size selam ve saygılarını iletiyor İbrahim Avcı Bey. Diyor ki bu teknolojilerin gelmesi, bu kontrol ve sistem ve teknolojilerin gelmesi sizce gecikti mi? Çok yıllar önce mi yapılması gerekiyordu? Yoksa bu belli bir olgunluğa mı sahip olması gerekiyordu? Zamanı bu zaman mıydı diyor. Tabii şimdi bunun temelleri çok önce atıldı. Hatta bana sorarsanız TC kimlik numarasıyla birlikte başladı. Hı hı. O zamanlar bu E-Devlet projesi kapsamında çok uzun yıllar önce bunun temelleri o zaman atıldı. Hı hı. O zaman anlatılmıştı seminerlerde bize. Gelecekte faturalar, hatta daha hala başlamadı, hı, ki başlayacak diye ümit ediyorum. Gelecekte faturalar internet ortamında kesilecek. Dolayısıyla devlet hatta stokları görecek. Yani, hı, bir firma satış yaptığı zaman, alış yaptığı zaman alışı stoklarıyla birlikte girecek ve bunlar üçüncü kişiler tarafından ve özellikle devlet tarafından stoklar bile görülecek şeklinde anlatılmıştı. Çok geç kalmadı çünkü bunlar kolay şeyler değil benim şahsi kanaatim. Hı hı. Mesela bir e-defter uygulaması bu ay başında bütün arkadaşlarım mağdur oldular. Şimdi herkesin haberi yok tabii. Bizler gece yarısına kadar bekledik. Sistem kilitlendi. Hmm. E-defter gönderilemedi ve 6000 küsür lira cezası var. Şimdi bu cezayı kim ödeyecek? Esnaf diyecek ki göndereydin abi. Biz diyeceğiz ki ama sistem kilitli. Yani, evet, gönderemiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarım o gün akşam uykusuz kaldılar. Ve 4 gün uzattı devlet. Bu süre zarfında sistem problem çözüldü ve biz e-defterleri gönderebildik. Yani şu da var. Sonuçta bir kararı almak, bir kanunu çıkarmak yeterli değil. Onunla ilgili bir kere dijital altyapınız hazır mı? Vergi daireleriniz hazır mı? SGK'nız hazır mı? Yani tamam, biz, ben bu taraftan bakıyorum. Sanki bu hizmeti veren mali müşavirler, ofisler, hatta firmalar dahi sanki daha hazır. Hazırlıklarını yaptılar. Daha hızlı adapte olmuşken sonuçta siz milyonlarca kişiyi, mükellefi ilgilendiren bir yapıyı kuruyorsanız, bir kere o akşam, o ay içerisinde, ayın son gününde bu yüklemeyi kaldıracak bir teknolojik altyapı da kurmanız gerekiyor. Evet. İşte her zaman olduğu gibi bir İngiliz atasözü var, diyor ki Türkler çok, diyor, şeker insanlar, önce ateş edip sonra nişan alırlar diyor mesela. biz yine bu konularda galiba teknoloji konularında da hani hızlı adapte olmaya çalıştık ama bunun analizini yapmadan bir şekilde bazı işlerin içine girdik. Bir izleyici sorumuz daha var. Reklama girmeden size onu sorayım. Tabii, buyur. Sonrasında hemen sıcağı sıcağına izleyicilerimizin sorularını cevaplayayım. Mete Bey sormuş.
Mete Bey'in sorusu bana ama ben size yöneltmek istiyorum. Tamam. Diyor ki programınızın bir bölümünde sonuçta bu muhasebe evraklarından bahsettiniz. Ayrı bir konu olduğunu biliyorum ama bir şekilde konkordatoya da değinir misiniz diyor. Evet. Mete Bey, eğer zamanımız kalırsa bizim konumuz daha çok muhasebe evrakları ile ilgili, yapılan hatalar ve çözüm önerileri ile ilgili ama hani zamanımız kalırsa konkordato ile ilgili yaparız. Hatta bu konunun benim için çok özel bir yanı var. Piyasanın nabzı 2018 yılı Kasım ayında ilk konkordato konusuyla başladı yayın hayatına. O yüzden konkordatonun benim için de önemli ve özel bir yanı var. Tabii ki üstadımızın bilgisi ve deneyimi mahiyetinde elimizden gelen cevapları size verelim. Bir soru daha var, aslında benzer bir soru ama şunu söylerler. Derler ki net bir cevabınız var mı? Bu muhasebe evraklarında, düzenlenen evraklarda her iki tarafında hatalı olduğu belli ama sizce gerçekten mükellef tarafından mı ağırlıklı sorunlar, yoksa objektif olabilir misiniz bu sorunun cevabını? Tabii, yok, olurum. Yoksa meslektaşlarınız tarafından olurum. Şimdi şöyle ki biz hep 35 yıllık bu işin içindeyiz. Bir de ortağım var, Ramazan Bayram. Sağ buradan olsun. Selamlarımızı, hiç ayrılmadık. Iletelim. Selamlarımızı iletelim. Şimdi bizim temel prensibimiz şu oldu. Hiçbir zaman ne devleti ön plana aldık, ne vatandaşı ön plana aldık. Biz bir terazi olmaya çalıştık. Çünkü biz vatandaşla devlet arasında bir köprü gibiyiz. Aslında bizim mesleğimiz çok önemli. Türkiye'deki değerini bulmadığına bakmayın. Yani dünyada gerçekten çok önemli bir yeri olan bir meslek bizim mesleğimiz. Bahsettiğiniz gibi Amerika'da filan en çok avukattan çok mesela mali müşavirden korkarlar diyeyim, evet, öyle söyleyeyim. Doğru. Yani veya işte mali müşavirlik çok önemlidir. Sebepleri işte bu cezalardan dolayı falan. Dolayısıyla biz vatandaşa da hak verdiğimiz zamanlar oluyor. Neden oluyor? Şimdi katma değer vergisinden örnek vereceğim. Devletimiz başımızın tacıdır. Bir karar vermiş. Diyor ki şundan %8 alacağım. Şundan %1 alacağım. Şimdi vatandaş da geliyor bize diyor ki abi niye biz %18 ödüyoruz? Örneğin. Bizim sektörümüz niye 18? Şimdi bunun gibi ben bu KDV'yi örnek verdim ama bunu çok çoğaltabiliriz. Vatandaşımız mecburen bir adaletsizlik hissediyor. Bir diyor ki niye o öyle, bu böyle, şu şöyle. Halbuki tek bir oran olsa bir. İkincisi bizim esnafımızın kesin istediği bir şey var. Oranların daha düşük olması. Vergi oranları yüksek olunca, kazançlar ona göre yüksek olmayınca, örneğin alamadığı paranın vergisini verince, evet, bunun çeşitli teknikleri var, beklemek işte falan filan ama o insanlar o parayı alamayınca onu kaybettiğini düşünür. KDV'sini peşin ödüyor mesela sattığı malın. Evet. Ama parayı alamamış. Şimdi dolayısıyla insanımızda bir yerde haklı olduğu yönler var. Daha düşük oranlarla alınsa mesela, evet, diye ben bunu yüz binlerce kez duydum. Herkesin aklındaki tek fikir o. Daha az oranla devlet takibi ödeyeceğiz devletimize. Yani verdiği. Bunların ana şemsiye içerisinde bir şey konusu şu. Siz diyorsunuz ki nasıl beyaz bir sayfa açıldıysa işin şey bölümü de şu, siyah bölümü de bu. Evet. Bir kere vergiyi veren de, vergiyi işleyen mali müşavir de, evet, bu vergi oranlarının sektörlere yönelik, kazançlara yönelik vergi oranlarının ilgili sektörlere göre yüksek olduğunu, adil olmadığını düşünüyorlar ve bu adaletsizlik düşüncesi de verirken memnuniyetsizliğe ya da bundan kaçınmak için çeşitli noktalara sevk ediyor diyebilir miyiz insanlar? Aynen, hileye sevk ediyor. Bu çok iyi, kötü bir şey, üzücü bir şey. Ben üzülüyorum şahsen böyle bir şey olmasına. Baştaki anlattığım örnek hesabı. Yani benim ülkem buna layık değil. Benim ülkem barışık bir şekilde yaşamalı. Herkes zevkle vergisini vermeli. Huzur içinde olmalı. Mali müşavir arkadaşım da hesaplarını rahatça ve huzur içerisinde yapmalı. Tabii mali müşavir arkadaşlarımızın sorunları çok daha fazla. Bunu orada burada dile getirmek biraz programımızın ikinci yarısında aslında bu iletişimi ve bu ilişkiyi etkileyen faktörler de bunu dile getirebiliriz. Kesinlikle. Ama hep paradan bahsettik, rakamlardan bahsettik. Mesela reklamın da KDV'si %18. Evet. Reklam hizmetlerinin %18 KDV'si. Bunu dile getirelim. Evet. Bizim televizyonumuz gibi hizmet kurumlarının da işte reklam gelirlerini reklamla karşılaması zorunda olan kurumlarında
biliyorsunuz bu işletmelerin de KDV sorunları var. Evet. Nedeni şu, çünkü bu işletmelerin ana masrafları ve personeldir. Ama evet, personele ödediğimiz maaşlar, personele ödenen sigorta primleri, onlar adına yatırılan stopajlar ve gelir vergilerinin hiçbirinde KDV yoktur. Onlar sadece gider gösterilebilir. Ama bizim kestiğimiz her faturanın %18'i, reklam mahiyetinde %18'i şeydir. Tabii burada bir devlet görevlisi olsa şöyle söyleyecekti. O 18'i vatandaştan alıyorsun, bana getiriyorsun. Burada sen bir aracısın. Aslında tahsilatçılığını yapıyoruz yani. Yani diyecekti evet, ama. Bu konuyu yani, o yüzden reklamın KDV'sini 18'e getirmemin yanı, biz gidelim %18'in devlete verdiğimiz seve seve %22'sini kurumlar vergisi olarak ödediğimiz reklamlarımızı izleyelim efendim. Akabinde programımız Fatih Güneş'le Piyasanın Nabzı ikinci bölümde devam edecek. Efendim tekrar merhaba. Fatih Güneş'le Piyasanın Nabzı reklam arasından sonra devam edecek. Televizyonu yeni açanlar için kısaca özetleyeyim. Bugün özellikle küçük işletmelerdeki muhasebe uygulamaları ve bu uygulamaların evraklara, mizanlara, bilançolara, yani bir işletmenin bankalara verdiği, devlete verdiği, teşvik almak için vermek zorunda olduğu, kendi haritasını çizen, röntgenini çeken bütün muhasebe evraklarının problemlerini, bunlar oluşurkenki problemler neler? Nerede sıkıntı yaşıyoruz? Bu veriler gerçekten o firmanın muhasebe gücünü, finans gücünü, mali gücünü o firmayı yansıtıyor mu, yansıtmıyor mu? Bunu konuştuk. Bu program ve bu konu özellikle izleyicilerimiz tarafından çokça istendi. Biz de sektörün duayenlerinden 35 yıldır bu mesleğin içerisinde mali müşavir kıymetli abimiz Sayın Recep İşleyici Bey'le bu konuları işliyoruz. İlk bölümde de bu konulara girdik. Tam böyle vergilerin yüksekliği, firmaların işte bu yüksek vergiden dolayı bazı yollara sapmasını konuşurken reklam arası geldi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet üstadım, şimdi ne dedik? Dedik ki bu vergi oranları aslında şöyle özetleyebiliriz. Bu vergiyi veren vergi mükellefleri tarafından çok sindirilmiş değil. Yani vergiyi veren verdiği oranın haklı olduğunu düşünmüyor. Yüksek olduğunu düşünüyor. Tabii ki insan tabiatı, kimse bir parayı kolay kolay vermek istemez ama bir yandan çok canları yanıyor. Yani şunu demek istiyor. Diyor ki ben kestiğim 100 liralık faturanın 18 lirasını KDV olarak ödüyorum. Bir de kalanın da %22'sini kurumlar vergisi olarak ödüyorsam. Hani 18 artı 22 40 mantığıyla. Ve bunu kar ettiğim zaman yapıyorsam. Zarar ettiğim zaman ama hiçbir şey yoksa, devlet beni baş başa bırakıyorsa, hatta sabit alacaklarını bırakmıyorsa da stopajlarını, damga vergilerini alıyorsa. Ama kar ettiğim zaman benden bu boyutta para alıyorsa, ben bazen bu boyutta karlar elde etmememe rağmen mecburen bu oranları ödemek zorunda kalıyorum. Hatta belki de 11 ay sonra alacağım parayı, faturasını Ocak ayında kestim diye Kasım ayında alacağım parayı, Şubat ayında vergisini ödemek zorunda kalıyorum. Hatta geçici vergi dönemlerinde bu vergileri ödemek zorunda kalıyorum diye şikayetler var. Haklılar mı? Doğru. Şimdi %100 haklılar diyemem ama haklı oldukları taraf çok. Devletin de tabii, devlet gözün, biraz önce bahsetmiştim, biz teraziyiz. Biz devletimizi de koruruz, mükellefimizi de koruruz demiştim. Hı hı. Devletin de şöyle bir şikayeti var. Bizim vatandaşımız da çok kayıp ve kaçak var. Hı hı. Yani vergi dairesine müracaat etmeden çalışanlar, ayaküstü iş yapanlar, bunları engellemek için çok çalışıyoruz. Bu kayıp ve kaçağı önlemek için devlet de çalışıyor. Şimdi devletin vergiye ihtiyacı var. Biraz önce bahsettiğim gibi sobanın odununu atacak birileri lazım. İnsanlar yani vergi vermek zorunda. Şimdi devlet vergisini tam olarak alamayınca oranı yüksek tutuyor. Biliyor vatandaşının kaçıracağını. Yani devlet mecburen oranı yüksek tutmak zorunda ki alabildiği kadar alsın. Çünkü vatandaş, biz de herkes vergiye tabi değil. Kayıp ve kaçak çok fazla.
İkisinin arasında dengeyi sağlama açısından vatandaş da bunu biliyor. Biz diyoruz ki oranlar biraz düşürülsün. Oranlar ama bu şuna neden olsun. Recep Bey, bunu şuna neden olmuyor mu? Şimdi bir taraf devlette kendini beyan etmiş. Demiş ki ben bu adreste çalışıyorum. Bir taraf kanunda ne yazıyorsa bunu uygulamış. Demiş ki bak ben faturamı buradan alıyorum. Faturamı buraya kesiyorum. Sen benden ne istiyorsan ey devletin. Buna göre senin ticari kanunlarına göre uyguluyorum. Diğer tarafta bunların hiçbirini uygulamayan da bir işletme var ve aynı sektörde faaliyet gösteriyorlar. Şimdi devlet de bunu bilerek oranı yükselterek vergi alabileceğini kendini beyan etmiş alabileceği kişilerden alıp masraflarını karşılamaya çalıştığı zaman burada bir haksızlık hatta kulak oluşmuyor mu? Sadece o kayıp ve kaçak şeylerden değil, kendini göstermeyenler de değil. Gösterip de işte biraz önce bahsettiğimiz vergiyi az vereyim niyetinde olanlar da var. Devlet mecburen biraz bana göre, bu benim tamamen şahsi fikrim, vergi oranlarını bu yüzden yüksek tutuyor diye düşünüyorum. Hı. Çünkü onlar da mutlaka milletvekilleri aracılığıyla bir şekilde devlet zaten biliyordur halkın ne istediğini. Hı hı. Halk genelde söylüyorum, genelde halkımız, esnafımız diyor ki vergi oranları yüksek. Bunda haklı haksız, o zaman ya devlet açıklayacak, bak haksızsınız siz diyecek. Hı hı. Ben şunun için yapıyorum diyecek. Bunu ben kendim mesela fikir olarak yürütüyorum. Belki ben yanılıyorum yani. Benim de şöyle bir fikrim var. Ben ve benim gibi düşünenlerin tek başına onu dile getirmeyeyim. Biz de diyoruz ki 880 bin işletme var. Daha o evet. Bunlar bilinen, devlet tarafından bilinen. Hani o hiç evet. Kaydolmamışları hariç tutuyoruz. 880 bin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2018 yılında sadece bunun 90 bininden vergi toplayabilmiş. 90 bininden. Yani 790 bin işletmeden vergi alamamış. Bu 90 bininden aldığı vergiyle 890 bin, 880 bin işletmeye hizmet vermiş ama. Bu işletmelere de güvenlik hizmetini vermiş devletimiz. Bu evet. işletmelere de sağlık hizmetini vermiş. Bu işletmelere de askeri hizmeti vermiş, yol hizmeti vermiş, su hizmeti vermiş. Böyle bakıldığı zaman zaten haksızlık buradan kendini belli ediyor, bağırıyor. Evet. Şimdi bizim küçücük bir işletmemiz olsa desek ki 10 kişiden alacağımız olsa bizim yanımızda çalışan çocuk gidip gelip hep bir kişiden iki kişiden tahsilat yapıp 8'inden yapmasa bile biz ne deriz? Deriz ki evladım niye hep aynı kişilere yükleniyorsun gidip gelip onlardan alıyorsun? Geri kalan 8'ine de dönüp baksana. Arada bir de onlara git ki bu iki tane şeyi bir rahatlatalım. Parasını ödediğimizi rahatlatalım. Şimdi evet. Devlet bunu yapamayınca ne yapıyor? Çok teknik konuya girmek istemiyoruz bizim izleyicilerimiz arasında ama. Tabii. Dolaylı vergilere bu defa başvuruyor. Yani nedir? Tabii. Verginin ana unsurunda, tanımında üstadım, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Kazançları ölçüsünde, devlet kazançları ölçüsünde kişi ya da kurumlardan vergi alır deniyor. Kazançları ölçüsünde. Doğru. Bu da bir adalettir. Sosyal adalet devletinde bu olmalıdır. Yani ben 100 kazanıyorsam 100 liranın vergisini ödemeliyim. Recep Bey 10 bin kazanıyorsa 10 bin ödemeli. Normal vergi alsaydık bu olacak. Ama dolaylı vergiler dediğimiz nedir? KDV gibi vergiler, özel tüketim vergileri gibi vergiler. Onlar da bizim ne kadar para kazandığımıza bakmıyor. 100 lira kazanan Fatih Güneş de bir bardak meşrubat içtiğinde 18 lirasını KDV olarak ödüyor. 10 bin lira kazanan Recep İşleyici de o meşrubatı içtiğinde 18 lira KDV ödüyor. Ya da araç aldığımız zaman aynı parayı ödüyoruz. Aynı oranlarda vergi alıyoruz. Şimdi dolaysız vergiler konusunda bir lafını keseceğim. Çok özür dilerim. Burada da vergi adaleti, biraz önce bahsettiğimiz terazi çok önemli. Devlet vergi, bu vergiyi şunun için dolaysız yoldan topluyor. Örneğin ben sigara içmiyorum ama sigara içenden o vergiyi alıyor. Yani orada bir adalet sağlamaya çalışıyor. Hı. Kullanan kişinin vermesi gereken bir vergi türü var. Hı hı. Adalet için o da. Hı hı. Çünkü eğer herkesten o vergiyi alacak olursa o zaman adaletsiz oluyor. Ben o zaman şunu derim. İçmediğim halde sigaradan ben niye vergi veriyorum derim yani. Bu adaleti sağlamak için biraz o bahsettiğiniz dolaysız yoldan toplanan şöyle mantık vergiler... böyle olabilir ama bir kere oranda bu rasyoda şöyle bir sıkıntımız var. Gelişmiş ülkelerde, Batı ülkelerinde %80 kurumlardan alınan vergiler var. Yani direkt kazanç üzerinden alınan vergiler var. Gelir vergileri ve kurumlardan alınan vergiler var. %20 dediğimiz gibi KDV, ÖTV gibi tüketim ve dolaylı. Yani devletin toplam gelirinin %80'i kurum ve kuruluşlarından ya da kişilerin gelirlerinden alınan vergiler. Bağımsız olarak, tüketimden bağımsız olarak. Evet.
Türkiye'de ise dolaysız vergilerin, dolaylı vergilere oranı neredeyse 65'e 35. Yani tam tersi, gelirden bağımsız olarak alınan vergiler ülkenin toplam vergi kazancının %65-70'ini oluşturuyor. Bu defa niye neden oluyor? Kazançtan bağımsız toplanan rakamın yüksek olduğu için de bu defa ülkenin en düşük gelire sahip olan kişilerinden ülkenin en yüksek vergi tutarı tahsil edilmeye çalışılıyor. Asgari ücretten alınan vergi gibi. Ben bir firmada, kurumsal bir firmada uzun yıllar yöneticilik yaptım. Sizinle de o dönemden tanışıyoruz. Evet. Tabii maaş borcularımız kurumsal şirket olduğu için her şey doğru ve yerinde. Bir gün bir arkadaşımla bir sarrafı, yani kuyumcuyu ziyaret ettik. Konya'daydı. Bir çarşı var biliyorsunuz Konya'da. Evet. Sarraflar çarşısı. 8-10 tane sarrafa gidip merhaba demesi gerekti. 8-10 tane sarrafa beraber gittik ve onlara merhaba dedik ya da bir işi varsa. İster istemez gözüm vergi levhalarına takıldı. Evet. 2010 yılında ziyaret ettiğimiz 10 sarrafın 8'inden daha çok Fatih Güneş olarak gelir vergisi veriyordu. Vergi levhalarına göre. Bakın bunlar sarraf. Evet. Hani baktığımız zaman en yüksek kazanca sahip olan mesleklerde ilk 5'tedirler herhalde bulundukları şey için. Şimdi bunu benim gördüğümü niye devlet göremiyor diyoruz bu defa. Ya da asgari ücretli çalışan diyor ki devlet 800 bin tane fatura kesen, iş yapan, doğru ya da yanlış ama 800 bin tane iş yapan, fatura kesen kişilerden vergi toplayamamış. Asgari ücretli bir kişinin bir yılda devlete ödediği para 12 ila 14 bin lira civarında bir ücret söz konusu. Bu net ve brüt maaşlarla ilgili. Yani orada... Bu noktada nasıl bir şey var? Tabii. Sizce bu hep böyle konuşuluyor ama size bunu söyletmek için soruyorum bu soruyu. Doğru. Bu acaba bir işte şehir efsanesi mi, fenomen mi, yoksa bu işverenlerden alınan aslında bir dolaylı vergi mi? Yanlış bir algılama da var burada. Yani bizde o tür şeyler çok belirgin konuşulur. Hı hı. Örneğin işte zenginler vergi vermiyor, hep fakir veriyor falan gibi. Öyle bir şey yok. Firma zarar ediyor. Benim bir firmam zarar ediyor. Şu anda gerçekten zarar ediyor. Hı hı. Ama firmamda 90 tane işçi çalışıyor. Bu 90 işçiye o biraz önce bahsettiğiniz maaşı verip orada kesilen vergiyi vatandaş ödüyor. Evet. Zarar ettiği halde. Şimdi devlete normalde kurumlar vergisi ödemiyor. Ama o kişi dolaylı oldan bir kestiği faturadan KDV'yi ödüyor. Hı hı. O personelin kesilen vergileri aslında işveren ödüyor. Evet. Yani vergide adaleti sağlamak için o bahsettiğiniz asgari ücretli de dahil olmak üzere evini işte küçük bir bedelle kiraya veren kişiler de dahil olmak üzere sadece vergide adaleti sağlamak için o insanlar da tabii vergi veriyorlar. Hı. Ama işveren gözüyle baktığınız zaman da o kişi vergi veriyor doğru ama o vergiyi kim ödüyor? İşveren ödediğini işveren ödüyor çünkü stopaj yoluyla o vergileri de işveren ödüyor. Yani devlet aslında vergilerini alıyor öyle ya da böyle. Yatırımcı şimdi daha fazla istihdam sağlamak için ben burada kusura bakmayın ama yani işverenleri de korumak zorundayız. Yani biz burada... o insanlar yatırım yapıyorlar. Tabii. Daha fazla devletin onlara teşvik veriyor bakın. Hı-hı. Niye veriyor? Daha fazla insan çalıştırın diye. Evet. Yani onların sigortası var, vergisi var. Kolay değil insan çalıştırmak falan yani böyle. Ama adaletli olmak çok önemli. Ben buradan işverenlerimize sesleniyorum. Yani hak yemekten bahsediyoruz. Mümkün mertebe de demeyeyim hatta. Mutlaka yanında çalıştıran personelin ücretlerini tam ödesinler. Hı hı. Vergilerini, sigortalarını tam ödesinler. Mümkün mertebe. Ha eğer fazla geliyorsa daha az personel çalıştırıp onlardan daha fazla çalışmalarını, daha iyi çalışmalarını, onların daha rasyonel çalışmalarını sağlasınlar. Yani verimli çalışamadıkları için aslında bu günahı devletin vergisine yüklüyorlar, tabii. Başka noktalara yüklüyorlar değil mi? Konuyu tabii. Tam orada açacağım. Konu şimdi biz orada. Küçük işletmelerle ilgili konu daha çok, KOBİ'lerle ilgili. Çünkü bu ülkenin lokomotifi KOBİ'ler. Keşke ulusal 1000 tane, uluslararası 1000 tane, 2000 tane daha büyük firmamız olsa. Ama biz markalaşma yolunda, uluslararası markalaşma yolunda zayıf olduğumuz için küçük küçük KOBİ'lerimizle bu ülkenin dinamik bir şekilde ekonomisini yürütüyoruz. KOBİ'lerde de ana problem bizim de devlet destek ve teşviklerini sırasında gördüğümüz muhasebe evraklarında, mizanlarda, bilançolarda çok ciddi sıkıntılar tespit ettik. Bunların da belli bir bölümü teknik sıkıntılar. Yani hemen şu sorunun mali müşavirle sorduğumuz zaman cevap böyle geliyor ama bu her zaman doğru değil. Yani işte işverenin talebi bu diye.
İşveren o hesapların numaralarını bile bilmiyor aslında işin açıkçası. Tabii. İşveren sadece A4'ün altındaki kâra zarara bakar en fazla. Ama üstteki rakamı işte 300'de hesaplardan 700'e gel, 700'den 400'e bunu bir işveren bilmez, bilmesi de gerekmiyor zaten. Hı. Ama biz teknik anlamda da bu raporlarda büyük eksiklikler görüyoruz. Hatta uluslararası bir denetim ve değerlendirme kuruluşu Deloitte'ın Taş'ın raporuna göre, 2014-15 raporuna göre diyor ki Türkiye ekonomisini Basel 2 kriterlerine geçirirsek, yani firmaların gerçekten tüzel kişi olarak görüp sadece firmadaki kaynaklarla, firma sahiplerinin varlıklarıyla ya da teminatlarıyla değil, kendi kendilerine iş yaptıklarına bakarsak özellikle Anadolu ekonomisinin %80'i çöker diyor Türkiye'de. Hareket edemez. Çünkü bilançolar çok kötü. Patronlar zengin, şirketler fakir diyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Güzel soru. Peki şimdi şöyle söyleyeyim ben. Öncelikle şuradan ele alalım. Birincisi bizim KOBİ'lerimiz gerçekten çok önemli. Ben o kadar çok büyük firmalar olsun da istemiyorum şahsen. Çünkü bir puzzle düşünün. Küçük küçük parçaları koyuyorsunuz ve ortaya büyük bir resim çıkıyor. Biz aslında çok son derece büyüme meraklısı bir ülke haline geldik. Benim şahsi kanaatim, insanlar çok hırslandı, çok çabuk büyümek istiyor. Büyük borçlar alıyor. Bunlar büyük bir sıkıntı. Muhasebeden önce bence bu tür sıkıntılarımız var. Yaptığımız işle mutlu olmalıyız. Yaptığımız iş küçük olsun hiç önemli değil ama bir işe yarasın. Bir şekil olsun. Herkes bir parça koysun. Geriye baktığımız zaman ekonomimiz muhteşem bir resim haline gelecektir. Şu andaki televizyondaki pikseller hesabı. Evet. Yani eğer pikseller ne kadar fazla ve güçlüyse o televizyondaki görüntü çok daha HD işte. Çok güzel çıkacaktır. Dolayısıyla bizim KOBİ'lerle ilgili böyle benim bir düşüncem var. Bunun içerisinde muhasebe kendiliğinden, zaten bunlar güçlü olursa muhasebe sistemleri kendiliğinden de rayına oturacaktır. Nasıl oturacaktır? İşte devlet zaten bir taraftan çalışıyor. Sistemler, vergisel boyutlar, her şey bilgisayar ortamına geçiyor. Biraz önce bahsettik, kaçırmak imkansız hale geliyor. İyice tıkanacak, daha da tıkanacak. İnsanlar yaptıkları malı, mülkü, her şeyi mutlaka internete girmek, stoklarını herkes görecek şekilde bir hale gelecek. Bu yakın bir tarihte gelecek. Recep Bey, bizim gözlemlerimiz, ben 14 yıldır, 15. yıl olacak Konya'da yaşamaya başlayalı. Konya ekonomisiyle ilgili, Konya Anadolu'nun bir zaten göstergesi belli yani. Büyük ve gelişen de bir şehir, diğer şehirler oranla. Ama Anadolu'yu temsil ediyor ya bu yapısıyla. Benim son 15 yıldır gördüğüm Konya'da şirketler gelişmedi. Gelişen şirketlerin muhasebesi düzeldi. Şirketler büyüdü. Hep şunu söylüyorum. Konya'da iki harf çok önemli. İki harf üzerine konuşuluyor genelde konular. Özellikle sanayi üreticileri. İki konu dışında çok da fazla bir mevzuları yok. Birbirlerine şunu söylüyorlar. G ve D analizi diyorum ben buna. G ve D. Bu da Konya'da yaşayanlar çok daha iyi bilecek benim. G kapalı. D tezgah. Yani kapalı alan büyüklüğü ve tezgah sayısı, CNC tezgah, CNC'ler sayısı. Şimdi biz ülke olarak büyümeye hedeflendik, büyüyelim dedik ama ülkelerin amacı büyümek olmamalı. Türkiye ekonomisi son 5-6 yılda çok büyüdü ama gördüğünüz gibi büyümek keramet değil. Çünkü bizim hedefimiz büyümek değil, kalkınmak olmalı ülke olarak. Kalkınmanın yolu büyümeden geçmez. Bazen şirketlerimizde bile şöyle bir hafif küçülüp ayaklarımızı yere basıp daha güçlü hale gelmek isteyebiliriz. Devamlı sıçrayarak koşan bir insan gördünüz mü siz? Hep sıçrayarak, hep zıplayarak. Olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı. Şirketlerimizde de bana göre biz gelişmeyi ve kalkınmayı hedeflememiz gerekirken şirketlerimizde de devamlı büyümeyi hedefledik. Ama kafamız inşaat ve kafamız tezgah büyümesi, tezgah adedine takıldı. Bugün Konya'da son 5 yıl, 10 yıl içerisinde en az 10 milyon dolar ya da 10 milyon euro yatırım yapmış. Kapalı alanını 1000 metrekareden 20 bin metrekareye çıkarmış işletmeler var. Ve bakıyorsunuz, bırakın AŞ'yi, hala şahıs işletmesi. O tutarlara rağmen. Bilançolara, mizanlara bakıyorsunuz. Perişan, bir bakkal defteri gibi tutulmuş rakamlar. Para kazanıldığı için, daha doğrusu kazandığı zannedildiği için buna müdahale edilmemiş. Şimdi biz de aslında bazen bu hataya düşüyoruz firmaları değerlendirirken.
Konya kapalı alan olarak çok büyüdü. Üretici alanında çok büyüdü, üretim yapan. Ama ne kadar gelişti, ne kadar kalkındı? İşte ne kadar gelişip kalkındı bize muhasebe evraklarından, mali müşaviri kalitesinden, hukukçu kalitesinden, iş kanunundaki dosyalarından, iş hukukuna gösterdiği önemlerden, mizanlarından, bilançolarından, borç, maaş borcolarından belli oluyor aslında. Ama biz firmaları neyle yoruyoruz? Diyoruz ki şu kadar tezgahı var, bu kadar kapalı alanları var. Ama bunlar aynı evraklara yansımamış. Çünkü biz değerlendirme ve denetimlerimizde bunu gördük. Devletten bir uzman profesör hoca geldiği zaman da zaten diyor ki ya bu cirodaki bir işletme, bu boyuttaki bir işletmeden nasıl bu evraklar çıkabilir? Şimdi ben size Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir üstadı olarak bu işin size şu soruyu yöneltmek istiyorum. Kapalı alanlarla beraber büyümeyen bir vizyon ve bir yapı, gelişmeyen, kalkınmayan, sadece büyüyen bir yapının bu problemini nasıl çözeceğiz? İşte nabzımız atmıyor. Evet. O yüzden biraz önce bahsettiğimde tam da buydu işte. Yani küçük küçük işletmelerin çok güçlü olmasını istiyorum ben. Büyümek istemiyorumdan kastım da buydu. Evet. Büyümek bir işe yaramıyor. Küçük o piksellerin çok kuvvetli olması gerekiyor. Bu açıdan ben biraz önce onu söylemiştim. Bir küçük anı anlatayım tabii size. Lütfen. Ben bir zamanlar bilgisayar işiyle de uğraşıyordum. Ankara'dan bir grup geldi, bilgisayarcı. Bunlar da dedi ki ya bizde şey programı var. İmalat muhasebesi programı var. Çok muhteşem bir program, büyük bir program. İşte maliyetleri hemen otomatik hesaplıyor. Güzel. Biz dediler nerelere gidebiliriz bunun için? Ben isim vermeyeceğim bir firmamız var. Dedim o firmaya gidelim. Olur abi dediler. Gittik. Firmanın içeriye girdik. Fabrikanın içine girdik. Arabayı park ederken çocuklar bana dediler ki Recep abi sen bizi yanlış yere getirdin. Niye oğlum? Abi dedi burası çok büyük. Bizim program dedi buraya uymaz. Bizim program küçük. Biz rezil oluruz abi. Bu program burası için değil. Daha küçük kobiler için. Burası çok büyük abi dedi. Siz gelin benimle dedim. Gelin. İçeriye girdik. Fabrika müdürü arkadaş tanıdıktı. O geldi. Onunla konuşuyoruz. Dedim ki bu şey nasıl bir programınız var? İmalat muhasebesi konusunda nasıl bir programınız var? O dedi ki vallahi ben anlamam. Muhasebeci arkadaş var. Onu bir çağıralım. Çağırdı. Kişi geldi oturdu. Dedi ki çocuklar nasıl yapıyorsunuz bu işi? Excel'de hallediyoruz dedi. Çocuk şok oldu. Dedi ki Excel'de mi hallediyorsunuz? Evet dedi Excel. Ben çok güzel programım var dedi. Bütün imalatı dedi işte girdileri çıktıları parça başı maliyetleri üstüne koyuyorum hesaplıyorum. Ben sonuca ulaşıyorum Excel'de çok basit bir şekilde yapıyorum dedi. Tabii çocuk teknik olduğu için birkaç teknik soru sordu. Ya onlar falan bilmiyorum dedi tabii arkadaş. Ama sonuçta ben maliyet muhasebesini çözüyorum deyince çocuk dedi ki ya mümkün değil. Yani bu işin Excel'de olmasına imkan yok. İçeriye girmek istemeyen çocuk onu duyunca kafayı yedi. Hı hı. Sonra biz oradan ayrıldık. Dedi ki abi bu nasıl bir şeydir? Bizim dedi bu programı vermek için gittiğimiz çok daha küçük işletmeler bunu kullanıyor. Senin bu koca fabrika nasıl oluyor da dedi bu işin altından böyle bir şeyle kalkıyor. Hı hı. Ben de sizin biraz önce bahsettiğiniz şeyi söyledim. Bizde metrekare önemli. Evet. Sayı önemli. Büyüme bizde bu. Maalesef onlar göçüyor işte. Yani o bilinçte olmak gerekiyor. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şart. Ama bunu nasıl düzelteceğiz derseniz... Nasıl adımlar atılmalı Recep Bey? Şimdi zaten evet. Bu tespitleri dile getirdik. Herkes evet. Dile getiriyor. Evet. Bizim programımızda sadece işte devletten işte bunun yapmasını, şunu yapmasını... Mesela dikkat ederseniz şu saydıklarımın hiçbiri devletin kabahati değil. Bunun evet. Devletle ne alakası var? Hiç alakası. Devlet sen bu yazılımı yaptın deyip elini tutmuyor. Hatta bakın bir tık öteye gideyim. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a. Evet. Bir tık öteye gideyim. Devlet şu an diyor ki KOSGEB yeni yaptığı. Ya sen diyor ihracat yapmak istiyorsan, yapıyorsan ya da yapmak istiyorsan ben sana bir destek vermek istiyorum diyor ya. Sen bir tane dış ticaret elemanı al. %70'ini ben ödeyeyim diyor maaşının. 2 yıl boyunca. Sonra diyor sen uluslararası sitelere kaydol. İhracat sitelerine kaydol. 2 yıllık paranın da %70'ini ben ödeyeyim. Bakın hibe bu. Evet. Ben ödeyeyim diyor. Evet. Sonra diyor ki sen bu reklamları yap. Yurt dışı, uluslararası arama motorlarında, Google'da, şurada, burada. Onun da %70'ini ben ödeyeyim diyor.
Devam ediyorum. Diyor ki bununla ilgili bir yazılım satın al. Yaptığın işle ilgili ihracatını yapman için ya da arttırman için. Onun da diyor %70'ini ben ödeyeyim. Hatta o yazılımı çalıştıracağım büyük bir ekrana ihtiyacın varsa ve bilgisayara ihtiyacın varsa o yazılımı çalıştırması gereken. Onun da %70'ini ben ödeyeyim diyor. Bakın evet. Bitmedi. Diyor ki sen bu işlerle de ilgili diyor. Bilmiyorsun bunun sürecini doğru planla. Git diyor pazar analizi yaptır bir danışmanlık şirketine. Hangi evet. ülkeye gitmek istiyorsun? Gürcistan'a mı Azerbaycan'a? Onun da diyor faturasının %70'ini ödeyeyim. Rakip evet. analizi yaptır diyor. Niye ihracat yapamıyorsun? Yurt dışındaki rakiplerin Hintli kim, İspanyol kim? Onun da %70'ini ben ödeyeyim. Bir de diyor dışarıdan dış ticaretinle ilgili ve işleyişinle ilgili bir danışmanlık al. Bu danışmanlık şirketinin faturasının da diyor %70'ini ben ödeyeyim. Sonra neyle karşılaşıyoruz biliyor musunuz? Bakın devlet bunları söylüyor ve bunun toplamı 300 bin liraya kadar hibe ediyorum diyor sana. Geri dönüşsün. Evet. Kalan bölümü de diyor, senin ödeyeceğin bölümü de diyor, 3 yıl 0 faizle öde diyor bana. Yani sen bu paraları hatta kazanmaya başladıktan sonra diyor öde bana bu süreçte. Muhteşem. Peki ne geri dönüşü alıyoruz biliyor musunuz? Hani devlete kızıyoruz ya. Diyor ki Fatih abi elemanı alalım diyor. Peki elemanı aldık. Sonra diyor biz şeyi alalım. Katalog broşür desteği alalım. Onu da yapalım diyor. Tamam peki. Bilgisayarı alalım diyor makinayı. Ekranı alalım diyor. Onun serverını iş istasyonunda alalım diyor. Ama diyor böyle hizmet, Google, danışmanlık, pazar analizi. Onlara bize diyor gerek yok. İşte başlangıç bu. Bu işte GD kafası. GD kafası. Kapalı tezgah kafası. Bakın kapalı alan ve tezgah demiyorum. Çünkü işletmesini büyütenlere saygısızlık olur. Bu GD kafasıyla biz nereye varacağız? Bakın diyor ki sen içinden bunu çözemiyorsan, bu yetin yoksa, senin ekibinde bu insanlar yoksa, bu tip insanlar olabilir. Yok. Dışarıdan destek al. Biri gelsin senin ekibine. Yeni aldığına yön versin. Ki sen ihracat yap. Sen para kazan. Bütün ülke olarak sizin dediğiniz o puzzle'ları güçlendirmeye çalışıyor devlet. Evet. Ama bakış açısı bu olunca hani işte o mali müşavirine ayda 200 lira, 150 lira, 300 lira vermeye çalışan zihniyetle devletin hibesi bile baş edemiyor. Bakın evet. hibeyi bile eliyle ettiriyor. Benim buna ihtiyacım yok diyor. Biz bu paradoksu nasıl çözeceğiz? Birincisi denetim mekanizmasını kesin çalıştırmamız gerekiyor. Devletin denetimi var. Devlet kendi vergisi için bir takım denet yapıyor. Ama işte bahsettiğiniz işletmeler kesinlikle öncelikle bir iç denetimden başlamalı. İç denetim çok önemli. Biraz paraya kıyıp böyle hatta piyasalarda mali müşavirlik yapmayan ama mali müşavir olmuş arkadaşlar falan var. Böyle bilgili, kültürlü, yeni yetişmiş çocuklar var. Böyle iç denetime biraz bırakacaklar firmalarımız. İç denetimden başlayacağız. Sonra o iç denetim zaten kendiliğinden firmanın içini bir denetleyecek. Bir takım şeyler rayına koyacak. Sonra mali müşavir bilançoları hazırlayacak. Bir de bir denetim kurumumuz var. Yeni kanunla geldi. Ayrıca bir de denetim mekanizmasını çalıştıracağız ve dolayısıyla ortaya çıkan sonuç hepimizin istediği gibi olacak. Şimdi bu bir tespit olacak. Sonra bu tespitten aksiyon alıp yürümek gerekiyor öyle değil tabii, mi üstadım? Tabii. Ondan sonra da işte sizin gibi kişilere diyecekler ki ben teşvik almak istiyorum dediği zaman sen de diyeceksin ki Fatih Güneş olarak tamam buyur ver bilançonu süper. Evet. Çünkü iç denetim, dış denetim, mali müşavir, raporlar her şey dört dörtlük. O iş bitecek. Mali müşavir raporu hazırlayacak ama burada bir sıkıntımız şu. Dediğin hep sürekli söz konusu oluyor. Az ücret, az ücret. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle mali müşavir arkadaşların kendinden kaynaklanan bir şey bu. Biz ustalarımızdan böyle gördük, biz böyle geldik, böyle gidiyoruz ama o şu paraya tutuyor, ama bu paraya tutuyor. Bizim bundan sıyrılmamız, bahsettiğim çok önemli dediğim meslek sahibi, bak 9-10 yılda oluyor, o arkadaşların ucuza çalışmaması, vatandaşın da o bilinçte olması. İşte o teşviği aldığı zaman, o parayı aldığı zaman hoşuna gidecek, diyecek ki benim mali müşavirim iyi rapor evet, vermiş. Ama o işte teşviği aldığı zaman gidip köyde ev yapmaya kullanmayacak onu da ya içerideki ekibin kaliteli hukuk hizmeti, kaliteli müşavirlik hizmeti almak için daha fazlasını almak için evet. mutlaka ona devam edecektir onun diye düşünüyorum. Yani bir çünkü devlet sürekli olarak
güçlendirmek istiyorum. Evet. Sürekli bir şeyler veriyor. Onun için insanlarımız bunu yani hizmet sektörüne biraz alışacak. Evet. Ben bir küçük örnek vermek istiyorum. Buyurun. Kazakistan'da bir mali müşavir arkadaşımla sosyal medyayla tanıştık. Oranın muhasebesini falan ben inceliyorum. O da ona da bizimkini falan anlatıyorum tabii işte. Aslında hiç değişen bir şey yok. Bir ara konu oldu. Dedi ki senin kaç mükellefin var? Ben bir sayı verdim. Kaç kişi çalışıyorsun? İşte iki kişi, üç kişi ortağımla falan. Dedi ki sen nasıl bir insansın ya? Sen dedi zalimsin. Ne demek dedim ya? Resmen zalimsin diyor. Dedim ne demek ya? Niye zalimim? Dedi ki benim 5-6 defterim var, bir tane çalışanım var. Arkadaş sen dedi nasıl yetiştiriyorsun o kadar bilançoları? Sen nasıl yapıyorsun bunları? Dedi. Dedim ki biz senin o bahsettiğin, yaptığın analizlerin birçoğunu yapmayız. Yapamayız, yapacak vaktimiz de yok. Tabii. Bize sürekli mali müşavirler üzerine sürekli yük biniyor. Bütün arkadaşlar oturup buraya, hepsinin şikayeti şu olacaktır. Bıktık üstümüze gelen işten. Evet. Yeni bir ücret gelmez. Sürekli olarak iş gelir. En basit bu ay gelen iş işte turizm sektörüne gelen bir vergi daha. Evet. Dilekçeleri verildi. Konaklama vergi. Konaklama açıldı. Hı. Konaklama vergisi değil daha çok. Fon. Hı hı. Yani tanıtım fonu. Türkiye'yi tanıtım fonu diye bir fon açıldı. Bunun için vergi dairesine dilekçe verildi. Oradan o yani bir vergi daha açıldı. O tür firmalar olan arkadaşlar onun üzerinden hesaplayacaklar. Beyanname verecekler. Evet. Yani bu basit bir örnek. Sürekli olarak gelen yük ve mükellef açısından da yapacaksın muhasebecimsin abi. Evet, yapacaksın doğru. Yani. Dolayısıyla bunu çözmemiz gerekiyor. O bilançoları o istenen şekle getirebilir arkadaşlarım. Hepsi bu kültüre sahip ama yapamıyorlar sebep iş yükünden dolayı. Ha sebep doğru az paradan dolayı ama o az para işverenin suçu değil. O az para kendi suçumuz. Bizim çünkü kendi, serbest kendi piyasada suçumuz. Şekilleniyor. Tabii kendi suçumuz. Evet. Sen o değerini belirteceksin. Onu verene o hizmeti vereceksin. Ondan sonra fazlasıyla uğraşmayacaksın. O Kazakistan'daki arkadaş gibi 5 defterle 6 defterle evi var, arabası var, iş yeri, ofisi kendi, mülkü kendine ait. Hı hı. Yani adam öyle bir hayat sürüyor. Evet. Yani biz niye çok defterle daha az para kazanıyoruz? İşte her zamanki aslında işletmelerimizdeki ana problem de demek ki bu sektörde de var. Üstadım belki inanmayacaksınız programın süresi geldi. Biz sizinle daha herhalde 3-4 saat konuşabilirdik. İzleyicilerimizin hiçbirinin sıkıldığını da zannetmiyorum. Çünkü o kadar güzel ve basit ve yalın anlatımıyla anlatıyorsunuz ki. Ben o zaman buradan bütün şimdi canlı yayında izleyicilerimizin önünde sizden bir söz daha almak istiyorum. Tabii. Mutlaka bir programda daha sizlerle beraber olmak istiyoruz. Çünkü her daha zaman. Çözüm önerileri bölümüyle konuşacak çok konu vardı ama maalesef bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık üstadım. Sürçü ayağınıza sağlık. Affola. Estağfurullah. Yani, çok keyifliydi. Belki hatalarımız da olmuştur. Darılmasınlar. Estağfurullah. Estağfurullah. Çok keyifliydi. Ben efendim Fatih Güneş'le piyasanın nabzında bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta planlarımızda o var ama ara dönemde gündem değiştiği zaman biliyorsunuz bizim programımızın adı piyasanın nabzı olduğu için piyasayla beraber şekillenebiliyoruz. Ama hedefimde önümüzdeki hafta özellikle bu yenilenebilir enerjiyle ilgili, güneş enerjiyle ilgili durum raporu, ülkenin durum raporu ve bu konuda kamunun yaptığı, özellikle belediyelerin yaptığı çok güzel örnek oluşturabilecek birkaç uygulama inşallah kısmet olursa o programın hazırlığını tamamlarız ve bu yatırıma en son yatırımı yapan belediye başkanımızı da misafir edebiliriz. Efendim hepinize hayırlı akşamlar, mutlu bir akşam, mutlu bir hayat diliyorum. Hoşça kalın. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum.